Ayna programından sevgiler, selamlar diyoruz sevgili seyirciler. Ayna ekibi olarak selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun diyoruz ve programımıza başlıyoruz. O 145 milyonluk bir ülke. 1991 yılında Rusya Federasyonu oldu. Önceleri Çarların ülkesiydi, Sovyetler Birliği oldu ve ardından federasyon. 100 yıl içine tam 3 farklı siyasal sistemi sığdırdı. Ayna Rusya'da. Rusya'nın beyaz geceler şehri St. Petersburg'dan Moskova'ya doğru hareket ediyoruz şimdi de. Dünyada en çok isim yapmış şehirlerden bir tanesi. 850 yıllık bir şehir. 12 milyon nüfusu var. Bir zamanların önemli kararlarının alındığı bir merkez. Renkli ve zengin bir kültürel hayatı var. Adı Moskova. Rusya'nın en önemli şehri ve başkenti. Uçsuz bucaksız ovalar üzerine kurulu bir şehir başkent Moskova. Moskova iki ayrı kelimeden oluşuyor. Mosk ve Va. Bu iki kelime de Fince'den alınma. Mosk kıvrımlı, Vaysa su. Yani Moskova'nın kelime manası kıvrımlı su anlamına geliyor. Moskova'da çok düzenli bir şehir anlayışı hakim. Geniş caddeler, planlı yerleşim, şehir içerisine kurulmuş ve herkese açık olan geniş parklar, başkenti dünyanın en önde gelen şehirler arasına sokuveriyor. Moskova Üniversitesi'nin önündeyiz. Yaklaşık olarak 25 bin öğrencisi olan bir üniversite burası. Mimari yapısı ilginç binanın sevgili seyirciler. Aynı binadan Moskova'da tam 7 tane var. Bunlara Stalin dönemi binaları diyorlar. İkisi bakanlık, ikisi otel, ikisi de mesken olarak kullanılıyor. Arkamızda da Moskova Üniversitesi bu binada eğitim veriyor. ...17. yüzyıl Rus folkloru turistler için hala canlı tutuluyor Moskova'da. Rus kültürünü öğrenmek ve Rusya'yı daha yakından tanımak isteyen insanlar için fırsatlar çok bu şehirde. Moskova denince ilk akla gelen sembollerden birisi de Vasili Kilisesi sevgili seyirciler. 1555-1561 yıllar arasında yapılmış, parlak ve renkli kubbeleriyle meşhur, ilginç bir mimariye sahip. Çar Ivan bu mimariden öylesine etkilenmiş ki mimarları yanına çağırmış ve demiş, bu binadan daha güzel bir bina yapabilir misiniz? Onlar da aşk ve şevkle evet yaparız demişler. Çar Ivan bu binadan daha güzel bir bina yapamasınlar diye mimarların gözlerini oydurtmuş. Müzik
Kremlin'in hemen yanı başında Rusya karayollarının sıfır noktasındayız sevgili seyirciler. Burası sıfır kilometre. Bütün yollar buradan başlıyor. Kilometre buradan başlıyor. Ve ilginç, insanlar dilek tutmak istedikleri zaman buraya geliyorlar. Ve bu noktada gördüğünüz gibi her taraf parayla dolu, para atıyorlar. İnanışlarına göre dileklerin kabul olabileceğini düşünüyorlar. Eğer paralar büyükse, büyük bozuk paralar atılmışsa sevgili seyirciler, dilenciler de bu parayı topluyorlar buradan. Попрощался с небом, попрощался я с мечтой, попрощался с солнцем, попрощался я с тобой. My name is Василий. Василий. Как ты сформулировал Мани, мани, попрощался. Sevgili seyirciler, burada da kilise için para toplayan bir adam var. Kilise için çalışıyormuş. Galiba epey para toplamışa benziyor. Genellikle bozuk paralar atmışlar. İşte Moskova'da bir kilise ve kilise önünde yardım toplayan kilise elemanı. Sevgili seyirciler, burada da hanımefendi dua okuyarak kiliseye yardım topluyor. İşte yardımlar da burada. Kilisenin çevresi yardım toplayanlarla dolu. Arkamızda Kremlin var sevgili seyirciler. Kremlin kale manasına geliyor. 20 tane kulesi var. Eski Moskova sadece Kremlin'in içindeymiş. Daha sonra yayılmış. Kremlin bütün Moskova yollarının kesiştiği nokta. 20. yüzyılın önemli kararlarının alındığı nokta sevgili seyirciler. Rusya'nın kalbi Moskova, Moskova'nın kalbi de Kremlin. Ayna şimdi de Kızıl Meydan'da sevgili seyirciler. Ruslar bu meydana Krasnaya Ploşat diyorlar. Yani güzel meydan. Ama biz Kızıl Meydan demişiz. Çünkü Krasnaya Rusça'da iki manaya geliyor. Hem güzel hem de kızıl. Yani bu kelime iki anlama da gelebiliyor. Dünya ülkeleri ve Türkiye bu meydana Kızıl Meydan demeyi tercih etmiş. Evet, Rusya, Moskova ve ünlü Kızıl Meydan. Желанная, солнышко мое, долгожданное. Şu anda Kızıl Meydan'dayız ve canlı bir Lenin'i burada gördük. How are you? Okay. Lenin'in klasik duruşunu burada duruyor. Tabii normal olarak Lenin değil ama Lenin'e benziyor. Lenin'e benzediğinden dolayı da ekmek parası kazanıyor. Nasıl kazanıyor sevgili seyirciler? İnsanlar Kızıl Meydan'a geldiği zaman Lenin gibi birisiyle fotoğraf çekinmek istiyorlar. Giyinişi aynı, ayakkabılar aynı, şapkası aynı sevgili seyirciler. Her halimle aynıyım diyor gördüğünüz gibi. Bir fotoğraf çekinme bununla birlikte yaklaşık olarak 50 ruble, bu da 2 dolar civarında. Dedim ki günde kaç tane fotoğraf çekiniyorsunuz? Günde dedi duruma bağlı, bayramlara, festivallere göre değişiyor dedi. Bazen dedi 50 kişi oluyor dedi. Yani bazı günler sevgili seyirciler, bazı günler yaklaşık olarak 100 dolar bile para kazanıyormuş ki bu Rusya'da çok büyük bir para. Gördüğünüz gibi geçimini Lenin'e benzemekten kazanan bir Rus. И пусть напомнит буржуям, если они не желают такой же революции, как у нас была в России, я им устрою, да. Если они не будут своевременно выплачивать... Elinde Komünist Parti'nin ilk sloganist gazetesi olan ve yıldız anlamına gelen Zivyazda gazetesi var. Lenin'in durduğu gibi poz vermek onun en önemli hareketi.
Acılarız. Sevgili seyirciler, burada da ünlülerle çekildiği fotoğraflar var. Ünlüleri buraya koymuş. İşte Cirinovski ile beraber, burada fotoğrafı var. Ki kendisine göre güzel bir geçim kaynağı. Çevremizdeki insanlar da sıra bekliyorlar onunla fotoğraf çektirmek için. Right? Turetski, Turetski narod. Yaşayan ilinde biz hem fotoğraf çektirdik hem de kamera çekimi yaptık. Bu yüzden 100 ruble veriyoruz. Bu da yaklaşık olarak 4 dolar demek. Ne, это мы экспатриацией занимаемся у иностранцев. Türkiye'de yıllardır tartışılan İstanbul'a göç için vize uygulaması Moskova'da fiilen uygulanıyor. Rus vatandaşı dahi olsanız eğer ikametiniz yoksa bu şehirde 3 günden fazla kalmanız çok zor. Bu yüzden Rusların bir yurt içi pasaportu var, bir de yurt dışı pasaportu var sevgili seyirciler. Moskova'ya gelirken yurt dışı pasaportunu getiriyorlar ve 3 gün kalacaklarsa gidiş geliş biletlerini gösteriyorlar. Onları sunuyorlar polise. O zaman kalabiliyorlar, problem yok. Ama 3 günden fazla kalacaklarsa muhakkak ve muhakkak özel izin alıyorlar sevgili seyirciler. Bağlı bulundukları polisten ve ancak o özel izinle 3 günden fazla kalabiliyorlar. Yani Moskova'da Moskovalı olmak çok önemli. Maleş Meydanı çok sayıda insanla dolu. Şehrin gürültüsünden ve trafiğinden rahat nefes almak isteyen insanlar meydanda ya gazetesini, kitabını okuyor, ya arkadaşıyla hasbihal ediyor ya da yarım kalmış içeceğini bitiriyor. Beyefendi parkta yürüyor, biraz da zor yürüyor. Eski askerlerden kendisi. Yugoslavya'da askerlik yapmış ama emekli olmuş şu anda. Bir yıl önce emekli olmuş. Emeklilikten dolayı da şikayetçi. Çünkü para yetmiyormuş kendisine. Parasızlıktan dolayı şikayet ediyor ama hala asker elbisesini giymiş. Hazır asker durumda. Aldığı emekli maaşı 17 dolar. O insanların güle oynaya dolaştığı, eğlendiği Malej Meydanı'nda bastonuna dayana dayana ilerlemeye çalışıyor. Türkiye'den olduğumuzu öğrenince Bahriyeli olduğu günlerde İstanbul'a gittiklerini ve İstanbul'u çok beğendiklerini söylüyor. Yaşlı Bahriyeli yürüye dursun, aynı meydanda yeni Rus gençliği dinledikleri rock müzikleriyle dans ediyorlar. Türk şarkıcılardan Tarkan'ı biliyorlar Rus gençleri. Hatta gruptan birisi tatilini Antalya'da geçirecekmiş. Ruslar arasında Antalya gözde tatil beldelerinden birisi. Sorunlardan bir tanesi sevgili seyirciler, 3,5 milyon özel araç var bu şehirde. Metro olmasına rağmen ve yolcuların çoğunluğu metroya taşınmasına rağmen şehirde araçtan geçilmiyor. Gördüğünüz gibi her taraf araç Moskova'da. İşte trafik sıkışıklıklarından bir tanesi sevgili seyirciler. Bazen dakikalarca burada bekliyorsunuz. Bazen saatlerce bekliyorsunuz. Moskova'nın bir başka yüzü de bu. Rusya'da benzinin litresi 30 sent.
ve yaklaşık 20 dolara depo doldurulabiliyor. Я очень рассмотрю познакомиться. Вы очень красивая. Anya ve Vika ile sevgili seyirciler nehir turu yapıyoruz. Volga nehrinin bir kolu Moskova Irmağı. Şehrin ortasından geçiyor, şehri ikiye bölüyor. Sağımızda ve solumuzda tarihi binalar var. Ve yolcu yük taşımacılığında kullanılıyor bu ırmak. Eğer hava güneşli ise ve sizin böyle dostlarınız da varsa gerçekten doyumsuz bir nehir turu oluyor bu. Arkamızda sevgili seyirciler Rusya Federasyonu'nun Dışişleri Bakanlığı binası var. 1951 yılında yapılmış bir bina burası. Hemen yanı başında da ünlü eski Arbat Caddesi var. Cadde üzerinde emekli, yaşlı bir Rus'la karşılaşıyoruz. Bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama anlamıyoruz ne demek istediğini. Mırıldanır gibi konuşuyoruz zaten yaşlı kadın. Moskova'nın en ünlü caddesi Arbat. Trafiğe kapalı, çok hareketli bir cadde. Seyyar ressamlardan müzisyenlere, hediyeli eşya satanlardan akrobasi yapanlara kadar çok farklı insanı burada görebiliyorsunuz sevgili seyirciler. Özellikle akşam üzeri bu cadde çok yoğun oluyor. Hüzünlü bir parça sevgili seyirciler. Alyona çalıyor. Küçük bir Rus kızı. Kendisi 8 yaşında. 4 seneden beri bu kemanı çalıyor. Gördüğünüz gibi epey hüzünlü bir parça. Notre Dame de Paris çalıyor şu anda. Küçük bir kutucuk var burada. İçinde paralar. Alyona verilmiş bunlar. Alyona hem burada hüzünlü parçayı çalıyor hem de para kazanıyor. Alyona'nın şimdi çaldığı parça sevgili seyirciler Moskova Geceleri. Gerçekten Arbat Caddesi'nde, tarihi Arbat Caddesi'nde Moskova Geceleri parçasını dinlemek bir başka güzel. Alyona'nın bu güzel parçalarına 10 ruble veriyoruz ve devam ediyoruz Arbat'ta dolaşmaya. Spasibo, bolshoy spasibo vam. Vy ochin krasivaya. Thank you.
Michael Jackson gibi dans eden bir beyefendi var yanımızda. How are you? Fine. Kalk değil ha. Gördüğünüz gibi Michael Jackson'a buradan selam gönderiyor. İlginç bir tip sevgili seyirciler. Parasını böyle kazanıyor Arbaç Caddesi'nde. Epey de izleyici ve dinleyici topluyor sevgili seyirciler. İşte farklı bir dünya bu Arbaç Caddesi. Bu insanlar Arbat Caddesi'nde çocuklara at üzerinde tur yaptırarak para kazanıyorlar. Arbat Caddesi'ni dolaşmaya devam ediyoruz sevgili seyirciler. Ve en ünlüleri matruşkalar burada satılanlardan. Gördüğünüz gibi boy boy matruşka var. Klasik Rus matruşkasını biraz daha değiştirmişler burada. Liderlerin resimleri var. Farklı liderlerin resimleri var sevgili seyirciler. Örneğin hemen burada Putin'e bakıyoruz. Putin açınca Yeltsin çıkıyor. Halep Serefleri buraya koymuşlar. Yeltsin açalım şimdi de. Gorbaçov gördüğünüz gibi. Arkasından Gorbaçov öncesi Sovyet lideri gördüğünüz gibi. Halep Serefler buraya böyle böyle sıralanmış. Eğer Amerikalı turistler için Bush'un matruşkasını almak istiyorsanız Bush da burada. Clinton sonrası Baba Bush gördüğünüz gibi sevgili seyirciler. Onlar da böyle tek tek sıralanmış ve sonrasında da en küçüğü Reagan. Bunları da yerleştiriyoruz. Arkasından sevgili seyirciler burada Clinton'ın matruşkasını görüyoruz. Özellikle konmuş yine buraya. Bakalım Bill Clinton'dan neler çıkacak. Halef Selef beklerken, bir başkan beklerken sevgili seyirciler, çıka çıka Clinton'dan kim çıktı? Monica çıktı. Aman Allah'ım diyoruz. Monica'dan öncekileri de buraya koymuşlar. Clinton'ın tabii diğer başkanlarınkine benzemiyor. Kapatıyoruz. Clinton'ınkini kapatıyor sevgili seyirciler. Başka neler var burada? Ünlü Rus askerlerinin kullanmış olduğu kışlık şapkalar var. Bunları satın almak istiyorsanız böyle giyiyorsunuz, deniyorsunuz. Gördüğünüz gibi farklı bir görüntü olmuş oluyor. Yok burada sevgili seyirciler. Eski dönem komünist madalyalarına kadar her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Hatta kendi adınıza yazılmış KGB kimliği bile alabiliyorsunuz. Sevgili seyirciler, burada KGB yazıyor, Kirilce. Bir seyyar satıcıdan KGB kimliği alınır mı? Eğer hatıra eşyası olarak almak istiyorsanız alınıyor. Gördüğünüz gibi hediyelik eşya satan bir seyyar satıcı ve KGB kimliği. KGB'nin kimliği böyleymiş sevgili seyirciler. İşte burada fotoğraf var, burada da ismi var görevli şahsın. Bir zamanların korkulu istihbarat teşkilatı. Bu KGB, ama günümüzde gördüğünüz gibi bir seyyar satıcıdan bu KGB kimliğini alabiliyorsunuz. Peki seyirciler, alışverişimizi de yaptık gördüğünüz gibi. Yaklaşık olarak Arbat Caddesi'ni baştan sona bitirmek 20-25 dakika süresini alıyor insanın. Arbaç Caddesi'nde yürüyüşümüz devam ediyor sevgili seyirciler. Gerçekten güzel bir hava ve Çiçekler Caddede hanımefendi çiçek satarak parasını kazanıyor. Gördüğünüz gibi elinde de güzel güzel çiçekler var. Arbaç Caddesi çoğu insan için aynı zamanda bir kazanç kapısı. Arbaç Caddesi.
Sovyetler döneminde kiliselerin %90'ı yıkılmış sevgili seyirciler. Ancak %10'u ayakta kalabilmiş. Arkamızda da Kurtarıcı İsa Kilisesi var. Bu kilisede yıkımdan nasibini almış sevgili seyirciler. Ve 1996 yılında ancak yeniden inşa edilebilmiş. Aslında uygun olarak inşa edilmiş sevgili seyirciler. İnşaatı 3 yıl sürmüş. Kurtarıcı İsa Kilisesi sevgili seyirciler Stalin döneminde yıktırılmış ve yerine yüzme havuzu yaptırılmış. Bu kilisenin olduğu yerde yüzme havuzu varmış. Sovyetler döneminden sonra ise insanlar toplanmışlar ve kendi kiliselerini tekrar inşa etmişler. Zafer Parkı'ndayız sevgili seyirciler. Burası cami, havra ve kiliseyi beraber barındıran bir park. Moskova Belediyesi bu projeyi gerçekleştirmiş ve üç büyük dinin mensuplarının 2. Dünya Savaşı sırasında Moskova savunmasında çok önemli katkıları bulunduğundan dolayı buraya cami, havra ve kilise yapılmış. Dinlerarası diyalog açısından çok önemli mesajlar veren Zafer Parkı'nda bu üç ibadethanenin bir arada inşa edilmesi Moskova Belediye Başkanı Luçkov tarafından sağlanmış. Rusya'nın ünlü devlet mezarlığındayız. En önemli devlet adamlarını Kremlin mezarlığına gömen Rusya, ikinci derecede önemli insanları bu mezarlığa koyuyor. Mezarlığın adı Novodeviçi. Sovyetler Birliği devlet başkanlarından Kuruçev, Rusların önemli generalleri, buluş yapan bilim adamları, çok önemli sanatçıları, yazarları hep burada gömülü. İşte devlet başkanı Kuruçev'in mezarı. Bu mezarda Rusların ünlü uçakları İlyushin'in mimarı İlyushin'e ait. Generallerin mezarları ise daha şatafatlı ve süslü. Sanki bir devlet mezarlığı değil de bir sanat galerisini dolaşıyor gibi hissediyoruz kendimizi burada. Mezar taşları ya mermerden ya da değerli taşlardan olan granitten. Koca mezarlık mermer veya granit heykel ve heykelciklerle dolu. Heykel yapılamayanlara da resimler kondurulmuş. Rusya'da mezarlıklar bile herhalde heykeltıraşlara epey paralar kazandırmış. Bu gidişle de epey kazandırmaya devam edeceğe benziyor. Moskova'da Novodeviçi mezarlığında geziyoruz sevgili seyirciler. Çok ilgimizi çekti. Sadece mezarları yapmakla kalmamışlar. Aynı zamanda mezarların üzerine heykellerini de dikmişler. Kendimizi bir heykel müzesinde geziyormuş gibi hissediyoruz burada. Şimdi de Yuri Nikulin'in mezarındayız sevgili seyirciler. 2 sene önce vefat etmiş. Gördüğünüz gibi bir mezardan çok bir heykeli andırıyor tamamen. Bir parka konmuş bir heykeli andırıyor. Çiçekler konmuş. Canlı çiçekler yine elinde. Bir sinema sanatçısı. Dolayısıyla isim bile yazmaya gerek duymamışlar sevgili seyirciler. Hiçbir isim göremiyorsunuz. Ama köpeği burada. Mezarı bekliyor. Moskova'nın devlet mezarlığı Novodeviçi'yi gezen yüzlerce de turist var. Daha önce böylesine mezar taşları ve mezarlar görmeyen insanlar girdikleri her koridorda hayretlerini gizleyemiyorlar. Nazım Hikmet ve eşi Vera Tulyakova'nın mezarı da bu devlet mezarlığında.
Fakat Nazım Hikmet'in mezar taşında diğerlerinde olan resim ya da heykel yok. Sadece bir taş yer alıyor. Programımız bütün hızıyla devam ediyor sevgili seyirciler. Az sonra sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Hadi sonra. Farklı beklentilere, farklı çözümleri, güler yüz, ilgi ve dostluğuyla Asya Finans yanımızda. Farklı beklentilere, farklı çözümleri, güler yüz, ilgi ve dostluğuyla Asya Finans yanımızda. Moskova ve Ankara iki kardeş şehir. Tabii bu dostluğun mimarları iki belediye başkanı Melih Gökçek ve Moskova Belediye Başkanı Yuri Luçkov. Her iki başkan da Rus-Türk dostluğunun çok önemli olduğunu, bölgesel barış adına iki ülkenin dostluğunun çok önemli mesajlar verdiğini söylüyorlar. Türk-Rus dostluğu hakkında neler düşünüyorsunuz ve bunun geliştirilmesi için neler yapılması lazım? Biz Türkiye ve Ankara ile çok yakın bir ilişki içerisindeyiz. Türk inşaat firmalarının başarıyla ortaya koydukları Moskova'nın en güzel binalarını ve projelerini hepimiz biliyoruz. Türk firmalarını ve kaliteli Türk ürünlerini de çok iyi biliyoruz. Ortak ticari ilişkiler Rusya ve Türkiye'yi Moskova ve Ankara'yı daha da yaklaştırıyor. Biz Türk kültürünü çok iyi biliyoruz. Moskova'da Ankara Günleri şölenini gerçekleştirdik. Aynı zamanda Ankara'da da kültür etkinlikleri çerçevesinde Moskova Günleri organize ettik. Bütün bu ortak çalışmalar iki ülke halkının barış içerisinde yaşamasına, birbirini daha iyi tanımasına ve birbirlerine saygı duymasına yardımcı olmaktadır. Kültürel alışverişi devam ediyoruz. Bunu spora aktarmak istiyoruz ve en önemlisi ticarete aktarmak istiyoruz. Bu ticaret o kadar ileri gitmeli ki Ankara, Moskova ticareti, Rusya-Türkiye ticareti haline dönüşmeli ve biz Ankara olarak da ticaretin merkezi haline gelmemiz lazım. Önemli olan insanların iyi ekonomik şartlarda yaşamasıdır. Yani hükümetler ülkeler arası ticaret yapan büyük firmaları desteklemeli. Bizim şehirlerimiz ise orta ve küçük ölçekli firmaları desteklemelidir. Firmalarda birbirlerinin problem ve imkanlarını iyi anlamak ve bu çerçevede birbirine yardımcı olmak zorundadırlar. Bugünkü ziyaretim çerçevesinde iş dünyasıyla görüşme imkanı buldum. Her zaman olduğu gibi Türkiye için istihdam imkanı doğuran, Türkiye için kazanç olan, ayrıca Moskova'daki Türk müteşebbislerin problemlerinin çözümüne katkı sağlayacak, ticari ilişkileri geliştirecek, ortak projeler oluşturduk. Tabii ki ben ekonomik ilişkiler için bunlar temel faktör demiyorum. Ama bütün bu çalışmalar ticari ilişkilere katkı sağladığı gibi insanımıza da faydalı olmaktadır. Şu anda Sayın Luçkov'un da teklifi var. Moskova'da toptan satış yeri Ankara tüccarlarına teklif etti. Hem Moskova'ya götürdüğüm iş adamlarım orada Luçkov'la görüştü. Hem de Moskova'dan Sayın Luçkov Ankara'ya ziyarete geldiğinde ticaret odasında bir toplantı yaptık. İnşallah müspet adımların önümüzdeki günlerde atılabileceğini düşünüyorum. Melih Gökçek'in çalışmaları benim çok hoşuma gidiyor. Çok dinamik, hedefine sadık, insanları yöneten değil, insanlara hizmet etmeye gaye edinen bir kişi. Bugün dinlediğim sunum beni çok etkiledi. Birçok alanda farklı problemlere çözüm getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları Ankaralıların iyi yaşamına katkı sağlamaktadır. Luçkov bir Moskova aşığı. Belediye Başkanı Melih Gökçek'le arası çok iyi. Ve biz bilebildiğimiz Rusçalarla ona teşekkür edeceğiz. Bolşoy spasibo vam. Ya ochin rad s vami poznakomitsa. Ochin priyatny chelovek. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi aynı program olarak az da olsa Rusçamız var. Thank you very much for everything. Ya ochin lüplü rasiski narod. Rus-Türk dostluğunun önemine en çok inananların başında Rusya Federasyonu'yla Dostluk Derneği geliyor. Dernek çok güzel organizasyonlara imza atarak iki ülke ilişkilerinin gelişmesine önemli katkılarda bulunuyor. Dernek Başkanı Mustafa Kemal Şirin'le Moskova'da görüştü. Moskova bir dünya başkenti, inanılmaz bir şehir. Büyüklüğüyle, dinamizmiyle, gelişmesiyle
hem tarihi birikimiyle hem şu anki yakalamış olduğu moderniteyle mükemmel bir şehir. Bu şehirde yaşamak bizim açımızdan da fevkalade güzel bir duygu. Rus-Türk dostluğunu Türkiye'nin geleceği açısından ben çok önemsiyorum. Türkiye'nin vaka, kendi bulunduğu coğrafyada diğer ülkelerle de dostluk çalışmaları var. Bunlar da çok önemli. Türkiye'nin Almanya'yla dostluğu çok önemli. Mutlaka çalışılması gerekiyor. Türkiye'nin Fransa'yla, Türkiye'nin Yunanistan'la, Türkiye'nin diğer ülkelerle dostluğunun geliştirilmesi her açıdan çok önemli. Fakat şu soruyu kendime soruyorum. Türkiye'nin diğer ülkelerle yakalamış olduğu, yakalayacağı dostluktan ortaya çıkacak sinerji nedir? Bunu sorduğum zaman ve bunu Rusya ile Türkiye dostu açısından değerlendirdiğim zaman inanılmaz bir sinerji ortaya çıkacağını görüyor ve düşünüyorum. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Kurtuluş Taşkent'te Rus-Türk dostluğuna yürekten inanmış büyükelçilerimizden. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler, işbirliği ve bunun neticesinde dostluk sadece iki ülke, iki millet açısından önemli değil. Bunun yanı sıra Türkiye'nin ve Rusya'nın hem Avrupa'nın hem de devasa bir kıta olan Avrasya'nın iki büyük ülkesi olduğunu dikkate aldığımız zaman ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkiler bu geniş bölgenin istikrarına, ekonomik kalkınmasına, barışına da hizmet edecektir. Dolayısıyla dostluğumuz, ilişkilerimiz, işbirliğimiz hem ikili planda hem çok planda yararlı olan, gerekli olan bir husustur. Rusya Federasyonu Sovyetler Birliği'ni aldıktan sonra ortaya çıktığından bu yana iki ülke arasındaki ilişkiler gerek siyasi planda, gerek ekonomik planda, gerek diğer alanlarda büyük bir gelişme gösterdi. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki iki ülke birbirlerinin oldukça önemli ekonomik ve ticari partnerleri. Burada muhtemelen siz de gözlemlediniz. Gerek Moskova'da, gerek Rusya Federasyonu'nun diğer bölgelerinde ve şehirlerinde çok ciddi, zengin ve yaygın bir Türk ekonomik varlığı var. Bu müteahhitlik alanında, böyle yatırımlarda, ticaret alanında, bankacılık alanında böyle. Bunun yanı sıra aramızda her yıl neredeyse 200 bin kişi olarak artan bir turizm akımı var. Örneğin 2001 yılında 756 bin Rus turist Türkiye'yi ziyaret etmişken 2002 yılında 946 bin Rus turist ziyaret etti. Turizme belki sadece ekonomik bir faktör olarak bakmamak lazım. Aynı zamanda sosyo-kültürel bir unsur olarak bakmakta da yarar var. Çünkü turizm iki ülke halklarının birbirlerini daha iyi tanımaları açısından çok önemli bir unsur. Bunu da şunun için söylüyorum. Tarihten gelen, Soğuk Savaş'tan gelen bir takım karşılıklı eksik bilgiler, yanlış bilgilendirmeler, ön yargılar var. Bunların giderilmesinde, hakiki Türk imajının Rusya'da tanınmasında, hakiki Rus imajının Türkiye'de tanınmasında ekonominin, ticaretin yanı sıra turizmin de büyük etkisi var. Bunları tabiatıyla siyasi planları, bunları daha da geliştirmek lazım. Burada görev hem devletlere hem şirketlere, karşılıklı olarak şirketlere hem de fertlere düşüyor. Programımız bütün hızıyla devam ediyor sevgili seyirciler. Az sonra sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Az sonra. Farklı beklentilere, farklı çözümleri, güler yüz, ilgi ve dostluğuyla Asya Finans yanınızda. Farklı beklentilere, farklı çözümleri, güler yüz, ilgi ve dostluğuyla Asya Finans yanınızda. Bir
programımızın daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Bize verilen süre bitti. Kremlin'in kenarındayız. Yanımızda Moskova Irmağı var. Ve biz adresimizi, telefonumuzu, faksımızı, e-mailimizi vererek programımızı bitiriyoruz. Adresimiz Ayna Programı. Posta kutusu 147 Üsküdar İstanbul. Telefonlarımız 344-85-60, 344-85-70. Faksımız 344-38-03. E-mailimiz ayna@stv.com.tr. Ayna ile ilgili daha geniş bilgi almak için web sayfamız, web adresimiz www.aynaprogrami.com. Tekrar ediyorum, www.aynaprogrami.com. Bize e-mail yoluyla ulaşabilirsiniz sevgili seyirciler. Haftaya yine aynı saate tekrar birlikte olmak dileğiyle Moskova'dan, Kremlin'den Allah'a ısmarladık.